Konyalı Mustafa Ergin, hesabımda bloke var deyip yardım isteyen arkadaşıyla IBAN numarasını paylaştı. Sonrasında hayatı karardı. Hesabı kara para trafiğine girdiği için hakkında 6 farklı dosya açılan Ergin 8 ayda hapis yattı ve 10 yıl hapiste de yargılanıyor. Doğamda oturduğumuz arkadaşımız geldi, benden bir IBAN numarası istedi. Ben IBAN numarasını hani verdim ona, bana para gelecek diyerek banka kartlarını bloke ödedi. Yardım etmek istediği arkadaşı hayatını kabusa çevirdi. Müvekkilimizin banka hesabını IBAN numarasını alarak bir kara para akışı sağlamışlardır. Her bir dosyadan 3 sene 4 ay aldım. Yani toplam cezaevinde 8 ay yattım. Konya'da bir çay ocağında çalışan Mustafa Ergin'in arkadaşı hesabında bloke olduğunu söyleyip IBAN numarasını kullanmak istedi. Benim adıma senin hesabına para gönderilsin dedi. Ergin de hiç düşünmeden kabul etti. Avukatasını hani internet dolandırıcı gibi maddelerle uğraştığını bilmiyordum. Paramı geldiğini söyledi dedim. Ben de gittim bankaya. Giderek ATM'den çektim parasını, verdim, eline teslim ettim. Talihsiz adam IBAN numarasını verdiği an kara para aklayan dolandırıcıların tuzağına düşmüştü. Hesabına 6 kez para gönderildiği için hakkında 6 dosya açıldı. 8 ay cezaevinde yatan Ergin çıktığında çok pişmandı ama iş işten geçmişti. Şimdi 10 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor. Bu IBAN numarasından verip de para gelecek diyerek isteyenleri kesinlikle inanmasınlar kimse. Uzmanlar uyarıyor, %5-10 pay vaadiyle banka hesaplarınızı kullanmak isteyenlere inanmayın. Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için de yapılacak tek bir şey var. IBAN'a para geldiği an gönderilen IBAN adresinin iade edilmesi gerekiyor. Çünkü bu parayı siz beklettiğinizde parayı kabullenmiş sayıyorsunuz.